Biz Genel Maden İşleri Sendikası olarak geçmişten günümüze hep şunu söyledik. Ülkede kim bir kişi istihdam ediyorsa, kim üretim yapıyorsa, kim bir kürek kömür çıkarıyorsa yanındayız, destekçisiyiz. GİMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Hattat Holding'in üretime başlayacağız, istihdamı arttıracağız açıklamasını değerlendirdi. Mutlu yaptığı açıklamada, ülkede kim bir kişi istihdam ediyorsa, kim üretim yapıyorsa, bir kürek kömür çıkartıyorsa yanındayız, destekçisiyiz. Üretim ve istihdam bizi mutlu eder dedi. 2005 yılında özel sektöre taş kömür üretimi için devletin sağlamış olduğu geniş imkanlardan bugüne kadar hep aynı şeyi söyledik. Üretim ve istihdam bizi mutlu eder. Hattat Holding de tabii ki o bölgede yüksek yatırımlar yapmış bir firma, bir yatırımcı, bir müteşebbis firma. Orada bunları duymak bizim için son derece güzel. Yıllardır zaten beklediğimiz, istediğimiz, söylediğimiz hep buydu. Umudumuz hep bunlara yönelikti. İnşallah kısa zamanda bu söylemlerin icraata geçmesi için biz de umutla bekliyoruz. İnşallah bunlar bu saatten sonra söylemlerden artık icraatlara, fiiliyata geçme dönemini başlatmış olur. Biz de umutla vaat edilen bu gelişmelerin gerçekleşmesi için bekliyoruz, bekleyeceğiz ve süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Biz de her zaman üretim yapan firmaların, üretim yapanların, istihdam sağlayanların, ülkemize bir çivi çakanların her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğimizi beyan etmek isterim. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınan 2000 maden işçisi için çekilen kurada çıkanların şu anda sağlık muayenelerinin sürecinin devam ettiğini bildirdi. Mutlu, şu ana kadar 57 yedek ismin çağrıldığını sözlerine ekledi. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na biliyorsunuz 2000 işçi alım için kuralar çekilmiş diye arkadaşlarımızın sağlık muayenelerinden geçmek için süreç başlamıştı. Şu anda arkadaşlarımız sağlık muayenelerini devam ettiriyorlar. Şu anda henüz daha sağlık muayeneleri bitmediği için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Sağlık muayeneleri bittikten sonra arkadaşlarımızın güvenlik soruşturmaları tamamlanacak. Akabinde en kısa sürede arkadaşlarımız işe başlatacak diye bekliyoruz. Biz de sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için Genel Maden İşleri Sendikası olarak bu arkadaşlarımızın ivedilikle üretime katkı sağlamak için kuruma başlangıç yapmalarını, aramıza katılmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda başlayacaklar diye umut ediyoruz. Şu ana kadar kaç yedek çağrıldı? Şu ana kadar yaklaşık 40 civarında kurum geneline baktığımız, Zonguldak geneline baktığımız zaman 40 civarında. Genelde de yaklaşık bir 50 civarında yedek çağrıldı. Tabii bu arkadaşlar henüz daha müracaatlarını yapmayan, mazeretsiz olarak müracaatlarını yapmayan arkadaşlarımız. Sağlık muayeneleri sonuçları kuruma ulaştıktan sonra oradan sağlık muayenesinden geçemeyen, yer altında çalışmak için elverişsiz olan arkadaşlarımızın yerine de yedekler çağrılmaya devam edecek. İnşallah bu süreç hızlı şekilde sonuçlanıp bu arkadaşlarımıza üretime katkı sağlamaya başlayacaklardır diye umut ediyoruz.